Washington'a uzanalım. Ali Çınar sesimizi alabiliyorsa kendisini bekletmeyelim. Çınar Medya Grubu Washington temsilcisi. Ali Çınar merhabalar. Buradan günaydın. Fed bu akşam açıklayacak kararı, faiz kararını. Beklenti ne? Amerikan ekonomisini ne bekliyor? Bir de tabii arada seçimler var. Ona etkisi ne ola? Dinleyelim, değerlendirmenizi buyurunuz. Abi şimdi yayınlar diyorum. Öncelikle Türkiye saatiyle 21'de FED faiz artış oranını açıklayacak. Ve FED Başkanı Powell da Türkiye saatiyle 21.30'da basın toplantısında detayları anlatacak. Tabii beklenti 75 bazlı faiz artışının olacağı doğrultuda piyasada da böyle bir beklenti var. Ve böylece dördüncü kez üst üste 75 bazlı faiz artışı olması bekleniyor. Powell'ın sıkı para politikası ile ilgili açıklamalar yapması beklenirken aslında basın toplantısında Aralık ve 2023'ten itibaren alınacak kararlar daha çok merakla bekleniyor. Acaba yine Şahin faiz artış kararları gelecek mi? Yoksa yavaş yavaş artış düşüş, yani 50 bazlı mı 75 bazlı mı oran olacağı konuşuluyor. O nedenle FED Başkanı Powell'ın açıklamaları ve konuşmaları önemli olacak. Tabii Aralık ortasındaki FED'in bundan sonraki toplantısına kadar da iki tane enflasyon verisi ve iki tane de istihdam verisi de açıklanacak. FED Başkanı Powell çok netti. Ekonomik verilere göre biz karar veriyoruz dedi. Eğer enflasyon rakamı hala yüksek gelirse tabii Şahin politikasına da devam edecek. Başkan Biden de Beyaz Saray'da Fed'in tam açıklayacağı sıralarda ekonomi, yatırım, enflasyonla mücadele olmak üzere birçok konuda Beyaz Saray'da toplantısı var. Aynı anda olması da bugün Amerikan medyasında konuşuluyor. Tabii enflasyonla mücadele önemli çünkü 8 Kasım Kongre ara seçimlerine bir hafta kaldı. Hı. Ve seçmenin ana gündemi ve önceliği, kriteri ekonomi, ekonominin toparlanması. Amerika'nın cebine ne kadar tasarrufla para gireceği konuşuluyor ve ona göre de seçimde oy kullanacak. Demokratların durumu sıkıntılı. Cumhuriyetçi Parti anketlerin birçoğunda önde gidiyor. Bunun da ana nedeni Biden yönetiminin ekonomik anlamda performansının kötü olması. Yani hem bugün Fed'in yapacağı açıklamalar, hem piyasanın buna vereceği tepkiler, hem de bir hafta kala ara seçimlere etkisi de çok önemli olacak. O nedenle gözler Türkiye saatiyle 21'de Fed'in açıklayacağı faiz artış kararında. Çok teşekkürler Ali Çınar'a Washington'dan. Şimdi...